Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun abiler. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Bir garip bir yer okuyacağım. Bana yaşlandıkça çok önemsediğim, öne çıkan hal ettiğim, düşüncem. Bir insanda bir meziyet olunca ona özeniyorsun ya. Yatı, katı, atı, eşi, işi, aşı varsa. İnsan özenir. İlmi varsa. Ne özelliği varsa. Yaşlandıkça yani hal alemi gördükçe, yaşlandıkça değil derken beden değil, fikir, böyle ötelerle de meşgul olduğum için böyle vicdan, kalp, dimağ gibi. En büyük nimetin, en büyük nimetin istikamet olduğunu gördüm. Ulul Azm peygamber, 124 bin peygamberin mütemimi ve Fatihası, başı ve sonu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Allah ona diyor ki istikametli ol. Allah diyor yani. Festekim köme mürte diyor. Kendisi demiş ki Şehbetli Suretin Hud. Hud suresi. Hud suresi beni ihtiyarlattı. İstikamet nedir diye de bakacağız. Demek ki şahsi istikamet değil yani. İnsan nerede, herkes kendi hayatında bakabilir. Nerede böyle istikrarsızlık olmuş, ferdi hareket ettiğimizden kaynaklanıyor. Ferdi hareket ettiğimizden kaynaklanıyor. Bakın, Ulul Azm peygamberlerin şahı ve padişahı, başı, fatihası ve mütemimi sonu 124 bin peygamberin serveri peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah istikametli ol diyor. İstekim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ustad Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de 163. sayfada ve çeşitli yerlerde alıyor da ben bu istikameti bozan şeyden okuyacağım. Ne oluyor ki istikamet bozuluyor? Yani sistem niye bozuluyor? Ben biraz bunun merakıyım yani. İçsel sistem. Nerede hata yapıyorum? Nerede hata yapıyoruz? Evde de öyle. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Ticarette de öyle. Ticarette de öyle. Bir böyle, bir böyle, bir böyle. Cemaat değiştirmede bir böyle, bir böyle, bir böyle. Düşüncelerde bir böyle, bir böyle, bir böyle. Acayip acayip. Bazen fikir, bazen his, bazen duygu, bazen latife hükmediyor bize. Ben bir tuhaf yani. Nerede hata yapıyoruz? Diyor ki burada, demek şahsi istikamet değil. Öyleyse o adamın teşebbüsüyle neşredilen Esrar-ı Kur'an'ı o asırda istikamette imtiyaz kesbedecek. Yani Risale-i Nur, istikamet. Tabi bana göre, üstadı taklit ettiğim için, her cemaat kendisini istikameti görür. Ama derdimiz genel olacak. Bu istikamet Ahmet Mehmet önemli değil. Okuyacağım yer, çok çalıştığım için gösteriyorum. Şurada istikameti bozan en büyük nurcu geldi. Ondan daha büyük yok. 4 yaşında mı? 4 yaşında. 4 yaşından daha küçük var mı? Yok. En büyük o. Şimdi ne yapıyoruz ki istikamet bozuluyor? İstikamet. İnsanı buhrana sokan, sıkıntılara sokan, Allah'tan ümidini kesen her şeyle sokarsanız sokun. İstikrarsız. Onu bizim alemimizde nasıl diyoruz böyle? Muvazeneli ve mahkemeli ol. Çocuk var sen geç, geç abi bak sana yer verdi. Geç. Eyvallah. Bak çocuğa hürmet ettiler ha. Şimdi bizim
Nurculukta ne derler? Muvazeneli ve muhakemeli ol. Muhakemeli ve muvazeneli ol. Hemen onunla alakalı bir yer söyleyeyim. Esas okumak istediğim bu orası değil. Muhakematta nakledeceğim. Nur cemaatinin istikamet sebebi var. Hani edile-i nuriye diye tabir ediliyorum. İslamiyet'te istikametin şeyi kitap, sünnet, icma, kıyas. Nur cemaatinde istikameti de dörttür. Yani payandaları. Onu ölçü alması lazım. Birincisi, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Başka? Başka? Sırat-ı müstakimi göremeyen. Çok aldatır. Muvazene ve muhakemeyi bulamayan hayalata sapar. Çok aldatır. Bir daha. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani özü bulmayan. Ya teferruatta bu evde meşgul olmayacaksın kardeş. Ortaklıkla da teferruatta meşgul olmayacaksın. İş yeri koyacaksın. Ya o parçaları da şey yapın. Ya o kadar teferruatta meşgul olmayacaksın. Kendi iç aleminde en mükemmel olmayacaksın. Mükemmeliyetçi bozar, sistemini bozar. Kusur yapma hakkı vereceksin kendine. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Kışır o işte. Esasattan uzaklaşmayacak. Ana temele pergeli koyacağız istikamet için. Bak arkadaşlar, yeni gelenler için bir daha söylüyorum. 124 bin peygamberin serveri, Fatiha'sı, mukaddemesi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Allah istekim kemamürte. Yani emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ayet nazil olunca Şeybettin Suretin Hud suresi diyor, beni ihtiyarlattı. Allah ona diyor ki istikameti bırakma. Ve Kur'an Fatiha'da Fatiha'da ya Rab ilmimi artır değil, istikametten ayırma. İhtina sırata müstakim. Evveli, ortası, sonu istikamet olan, istikrar olan, muvazene, muhakeme olan istikametten ayırma. Arkadaşlar büyük nimettir ya. En büyük nimet o. Zıksaktan kurtarıyor. Birincisi, lubu, ondan sonra geçeceğim. Lubu bulmayan kışkır ile meşgul olur. Ha, sonra hakikati tanımayan hakikat nedir? Kendi kurgulamayacağız. Bağlı olduğun bir şey olacak. Yani bir malzemen olacak. Dünle bugünün ikide bir değişken dünyanın değişken fikir ve his sahibiyiz. Değişken dünyada devamlı değişenim. Değişmeyen bir sabite tutunmam gerekiyor. Hakikati tanımayan, hakikat nedir? O zaman hayalat kendi kurgun, kendi pişir, kendin ye olmaz. Tamam. Hakikat o. Kendim kurguladım diyeyim. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen. İfrat ve tefrite düşer. Sonra muhakeme. Yani muvazene muhakeme şu abiler. Düşünürken, konuşurken, karar verirken bir elimize metre, bir elimize de kantar koyacağız. Tartmadan, ölçmeden karar vermeyeceğiz. Demek ki metre var, bir de kantar var. Şimdi süt kaç metredir? Olmaz ya. Neyi neyle ölçeceğimizi de bileceğiz. Evet. Demek ki istikamet için bu dört tane olması olmaz. Şimdi istikametimizi bozan bu asırda Kur'an'ın nazarında nedir? 104 Kastamonu yestahibunel hayate dünya alel ahire. Diyor ki, bahsinde denilmiş ki bu asrın bir hassası şudur. Her asrın bir özelliği var ama bu asır Kur'an nazarında çok mühim.
bu asır. Ahir zaman. Yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün kavimlerin, bütün pislikleri, bütün iyilikleri de bu asırda cem olacak. Böyle bir asır. Bu asrın bir hassası şudur ki, hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiyeye, Müslümana bilerek tercih ettiriyor. Yani bu ayet Müslümana hitap ediyor. Kafire namaz farz değil. İman farz. İman farz ilk önce. Kafire namaz farz değil, oruç farz değil. İlk önce iman. Bu Müslüman. يَسْتَحَبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا الْاَخِرَةِ Bilerek, severek dünyayı almış, ahireti bırakmış. Bu asrın özelliği. Bu sefer dengemizi bozmuş. İçsel denge dörttür. Edile içeri olduğu gibi. Bizi dengede tutan dört sistem çalışıyor. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gireyim. Dima, akıl. Gir içeriye. Hayır. Ondan önce. Vicdan. Ondan önce. Sonra. Kalp. Ve ruh. Bir daha. Akıl, vicdan, kalp, ruh bütünlüğü. İşte edile-i şeriye, edile-i nuriye, hepsi böyle. Eğer biz dünyaya hak ettiği kadar ki Allah Resulü çok güzel tarif etmiş. Dünyaya kaldığın kadar, ahirette bulunacağın kadar ömründe taksimat yap. Ona göre değer ver. Elzem, lüzumlu. Ver ya. Hayat-ı dünyevi, hayat-ı bakiye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Mesela yalan konuşuyoruz. Hariç atmayalım bu dersi. Yalan söylüyoruz. Söz verdiğimiz halde yerine getirmiyoruz mesela. Biz. Bak bildiği halde yalan nafsı kafirdir. Müslümanın şeyinde olmaz. Bizi aldatan bizden değildir. Çok iyi biliyoruz ama aldatıyoruz. Sözümle durmuyoruz. İhanet ediyoruz. Öyle demek istemedim diyor. Tevil ediyoruz. Ama çok iyi biliyorsun sen. Ben kendim biliyorum bunu yalan söylüyorum. Yalan söylemeyi zannediyoruz ki karşıyı aldattım. Hayır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam aldatan aldanandır. Ne demek bu? Eğer nefsimize aldanmasaydık aldatmayı yapamazdık. Aldandığımız için aldatıyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. Yalan söylüyoruz. İmkanlar oldu mu despotluk yapıyoruz. Evde veya şeyde, iş yerinde veya ayrı hayatımızda. Bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Kafirden değil ki, Müslümandan. Bugünlerde ihtar edildi ki niye böyle oluyor? Arkadaşlar o kadar psikoloji acayip ki. Yani ben niye sıkılıyorum? Niye düzelmiyor? Kaç seneden beri ilaç kullanıyorum. Veya ilaç seviyesine geldim. Böyle ha kullanacağım ha kullanacağım. Niye düzelmiyor? Hep bunların cevabı bu işte burası. Bu öyle dinleyin yani. Böyle bir cami vaazı değil ha. Cami vaaz eden insanım. Bunu camide yapamam bunu. Psikolojik olarak düşünün. Nerede hata yapıyorum? Niye dengem bozuldu ya? Niye duygularımla fikirlerim farklı şey söylüyor? Nasıl ki bir uzvu insani hastalansa, yaralansa, sahip ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Vücut da öyle. Böbrek hastalansa, karaciğer ona yardım ediyor. Bir organ hastalansa, diğer organlar ne yapar? Onun imdadına koşuyor değil mi? Bu maddi böyle. Öyle de maneviyatta da öyle. Bir duygumuz, bir fikrimiz, bir hissiyat, bir meylimiz, bir tercihimiz hasta olsa diğerleri de alakadar ediyor. Mesela nerede hastalık var? Nerede hata yapıyorum ki tuhaf şeyler oluyor bende? Bir, hırsı hayat. Hırsı hayat. Öyle bir hırs var ki o hırsla ahireti bile istemiyoruz. Yani öyle bir faniye. O kadar ihtimam hani dedi ya Allah Resulü biraz önce demiştim aleyhissalatü vesselam. Dünyada kalacağın kadar, ahirette bulunacağın kadar ömrünü taksim et. Bir bakıyoruz ki sanki ahirette birkaç sene bulunacakmış gibi, birkaç hafta otelde kalacak gibi. Koymuşuz kenara, halletmişiz gibi sanki. Hayatı
her safhasına, her şeyle meşgul oluyoruz. Mesela nedir o? Hırsı hayat. Bir dolarla, sosyal medya ile, haberlerle olmuşuz çöp tenekesi. Ya onların içerisinde o çöplükte nasıl kendimi bulacağım ya? Bir sürü işgal altındayım. O bir şey demiş, o bir şey demiş, o bir şey yazmış, o bir şey söylemiş. Sokmuşum da sokmuşum. Kardeş, onları tahlil edip yerine arkasındaki hikmeti, gayi ilahi koymak. Mesela bir tanesi yazmış, çok garibime gitti. Risale-i Nur okusam ne olur demiş, okumasam ne olur? Okumasan demiş, bunu bilerek söylüyor tarihçi. Okumasan benim gibi diyor, geçmiş tarih okuyunca moralin bozulur, devamlı canın sıkılır diyor. Ama diyor, eğer Risale-i Nur okuyup da tarih okursan, arkasındaki hikmet-i ilahi görürsün, hiç de üzülmezsin diyor. Arkadaşlar, duman edilmemize müsaade etmeyeceğiz. İçerimize bir şey girdiği zaman su, ekmek nasıl ki karşılık uyanıyor? Zannetmeyin, masum değildir hiçbir video. Sosyal medya, oralara dalarsak kendimizi kaybederiz. Hırsı hayat başlıyor. O onu aldı, onu alacak. Ya o onu şey yaptı, bir mal alacağız değil mi? Ya işte kaç dakika veriyoruz, kaç saatte demekten de utanıyorum yani. Bir, hırsı hayat. İki, hıfzı. Bedeni putlaştırmışız. Ama lan, ne? Hemen, çek kapıyorum. İki de bir, bedeni esas aldık, koymuşuz önümüze. Ruhu ikinci derecede koymuş. Birincisi, hayat. İkincisi, bu hayatın korunması, hıfzı. Sonra, zevki hayat. Sonra, aşkı hayat. Fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insani çok esbab ile yaralanmış. Yani bunlar latife-i insaniye yaralıyor. İnsanın latif insan var ya, latif. Nazik, nazenin, letafetli, latif. Böyle insan yani. O rahatsız olmaya, yani bozulmaya hiç tahammül yok. Latife-i insani kalpte bulunuyor. Bunlar rahatsız ediyor. Bu sefer başlıyoruz. Abi niye sıkılıyorum? Latife insaniyemiz zarar gördüğü için. Yani insan değil miyiz? Hiç kimse annesinden insan doğmaz. İnsan olunur. İnsan doğulmaz. Beşer doğmuşuz. Herkes beşer doğmuş. Zıtların cemidir. Sonra peygamberler gelmiş, beşeri insanlık makamına çıkartıyor. İnsan olunur. İnsan doğulmaz. Beşeriz biz. Zıtların cemiyiz. İç alem şu Sultan Beyliği gibi değil ha. İç alem daha karmaşık, daha hassas. Baş diyor bir batman yükü kaldırır, göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Öyle latifeler var ki 17. levhada. Bir böyle sendelediği zaman ailen, sen de depreme dönüşür. Merkezde bir sendeleme oldu mu, kendi psikolojimde ve ailemde geniş daire açıldıkça depreme dönüşür. Okyanusta bir titreme sahilde 15 metre dalga boyu olur. Şükrü şeye sordum, bizim köyün kaza sorcusuna sordum. Köyde kaza gelmişti de 3-5 sene önce. Biraz meraklıyım ya, adam koydum 2 günden beri çanak anten koyuyor, hiçbir hesap yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyorsun dedim ya, arkadaş olduk. Rize'deki başını tanıyordum. Dedi ki hoca dedi, uyduyla bir poligon taşı koyuyorum, poligon taşı. Onu tespit ediyorum, ilk taş. O çok önemli. İşte. Dedim ne olacak ki dedim, sen buraya koysan, ben dozerle getirsem, 10 santim kaydırsam ne olur, tepeye koydum. Dedi ki şu o sahildeki şey köyü görüyor musun, köy yolu? 10 santimetre buraya kaldırırsan o yol denizin ortasında olur. Böyle açı. Bizim poligon taşları oynamaması lazım. Poligon taşlarımız oynamaması gerekiyor. Abiler, el kesilse kalkar da,
kafamızdaki bir hissiyat, bir fikir, bir duygu, bir yanlış düşünce duman eder biliyor musun? Etrafa bakınıp durursun. Bu şimdi ne anlatıyor diye durursun. Ama yumurta dayandığı zaman ondan sonra onun altına çıkamaz. Ne olur biliyor musun? Bu kardeşinize itimat edin. Sonra intihar çeşitlerini düşünürsün. Poligon taşlarını oynatma. İnsanı insan yapan değerler var ya, sabit değer. Onları rencide etmemek gerekiyor. Bir cihaz insaniye esbab ile yaralanmış. Sahil ile Taif'i kendisiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Yani bir mesela diyelim ki bir düşünce kaptı değil mi? Bir virüs kaptı. Değerlerini de yutmaya çalışıyor. Diğerlerinin de sıhhatli olmasına mani oluyor. Dengesini bozuyor. Benim mesleğim ruhsal psikolojiciyim ha. Yani burada tevazu yapmayacağım. Yani ruh merkezli, kalp ve vicdan dima merkezli düşünüyorum. Bedensel hormonlar ve salgılarla bu tıptaki psikolojiden bahsetmiyorum. O bir derece geçiştirir. İçersin ilacı, diye. Cenazen dahi olsa gülersin. O narkoz gibi olur. Ondan bahsetmiyorum. Temelden bahsediyorum. Ruh nasıl çalışıyor? Ruh bir sistemdir. Akıl bir sistemdir. Şimdi bir tanesi aradı. Bu derslere sebep olan, bana sebep olan. Belki de bu kayıtta dinleyecektir. Almanya'da kırmızı ışıkta geçeni psikoloji ehliyetini alıyorlar. Sen diyor hastasın. Çünkü bu normal bir adam yapamaz. Sen neredeyse de. Şimdi birkaç ay psikoloji tedaviye götürüyorlar. O doktor onaylarsa tekrar ehliyetini veriyorlar. Tamam düzeldi bu. Yani bu psikolojisi olabilir, daha kırmızı ışıkta geçmez. İşte o psikolog, psikiyatrist doktor Türk. Ana telefon ediyor. Bizim bir Türk kırmızıda geçmiş, onu tedavi ediyor. O doktor hastaymış. İşte ya bildiğiniz siz Türksünüz diye bir hoca yok mu diyor. Nurcu değil ha. Ondan sonra o çocuk ya devlet tedavi ediyor. Ya benim bir tanıdığım var dedi ya. Benim telefonu veriyor. İşte arıyor, cevap vermiyor. Tanımadım. Neyse en son kaldım. Sonra doktor olduğunu söyledi. Dedim ya sen bir doktorsun, beni niye arıyorsun? Derler ya hoca efendi diyor. Türkçe konuşuyor. Kayserilmiş. Terzi diyor yitiğini yırtık, kendisini dikemez diyor. Ben diyor hormonların nasıl çalıştığını düşünüyorum. Kendisi dedi ha. Nasıl hormon çalıştığını biliyorum. Ama bana rağmen o nasıl çalışıyor, o düşünce, o hislerin o arkasını bilmiyoruz dedi. Orası bana lazım. Evet, düşüncelerim bunların bozuyor. Düşünce, kötü düşündüm, mideye vurdu. O düşüncemi nasıl kontrol edeceğim? Bana o lazım diyor. Ha, işte bunlar arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Değer veresiniz diye anlattım bu kadar. Risale-i Nur böyle bir şey. Bak ruhtaki temel taşları koyuyor. Yasakçı koyuyor. Abi ben bu kadar derse geldim ama anlamam. Anlama. Ruha oluyor. Onun için bu kadar iyisiniz. Abi iyi değilim. Heh, bu kadar geldim, bu kadarsın. Ya gelmeseydin? Onlardan farklı olamayacaktın. Ya? Sahil-i Taif'i kendisiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşhane, şaşalı bir eğlence bulunsa, örnek veriyor. Böyle düğün salonu, karba böyle bir eğlence olsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar, kapalı, tesettürlü, mesturi hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Mesela, düğün salonu değil mi, karma falan. Akşam namaz okunmuş, haç. Akşam mı okunmuş? Hac. Pascal çağırır. Hac. Yani vazife mi varmış? Allah bir şey mi demiş? Çıktığın zaman ne yapacaksın sabah? Şimdi akşamı bitirdin. Akşamı katlettin. Şimdi sana yansıması ne olacak? Nasıl anlarız biliyor musun sevgili kardeşlerim? Akşamı kıldık. Yatsıdan bahsetmiyorum. Akşam okundu. Kılana kadar kıldım. Biraz gece sıkılmıyor musunuz?
Sıkılmıyor musunuz? Sıkılıyor. Peki buna hiç kılmayan, hiç hatırına gelmeyenin ruhunu hayal edebilir misin? Arabayla giderken bile seccadeyi koyup kılacaksın değil mi otobanda? Çünkü dayanamıyorsun ki. Ya hiç hatırına gelmeyenin ruhu ne hale gelir? Sen niye böylesin? Nimeti göresiniz diye söylüyor. Ha, bu o gıdayı almış. Ya o gıdadan haberi olmayan? Ruhun böyle bir gıdasına haberi yok. Gündelik hayata neşter vurarak öyle hayat mı gider? Tamam da bir derece oyaladık, kandırdık bu şeyleri. Hayattaki şartları. Mezarı ne yapacağız? Ya varsa, ya ahiret varsa, ya hakikaten Allah varsa, ya ahiret varsa, dün mü gömüldü değil mi? Hekimoğlu İsmail abimiz gitti. Mezarını gördüm öyle. Koca istikamet vermiş, dev film yapmış, bilmem ne yapmış adam. Kürekle toprak atıyorlar. Ya nasip, bakalım bize nerede nasip olacak? Ya peki ya varsa ahiret? Ne olacak şimdi? Bir daha dönüşü var mı? Yok. Yok. Bunun şakası yok. Bir de tekrarı yok. Yaşanan hayatın tekrarı yok. Yaptın yaptın. Abi ben şimdi yatsı namazını şey yapmadım, sünneti kılmadım, akşamı kılmadım, kılma, geçmiş olsun. Bir daha ezeli ve ebedi olarak bir daha bu akşam namazını kılamayacaksın. Abi yarın ki, o yarın ki. Akşam bitti. Öyle de bu asırda hayat insaniye, hususan hayat içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli. Yani cemiyet acayip. Neye benziyor biliyor musun böyle? Susamış adam deniz suyunu içiyor. Suya içiyor. Deniz suyunu içiyor. Peki o anda gidiyor. Ama deniz suyu tuzlu olduğu için daha beter artırıyor. Yani cazibeli ama beter. İçine alıyor bizi. Çok iyi biliyoruz. Bitti mi? Bunu 10 katını çekeceğim. Çok zor. Bak diyor ki cazibeli fakat dehşetli. Elim fakat meraklı. Merak bakalım ne diyor. Bütün günahlar hep merakla başlıyor ya. Meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefse emaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşüttürüyor. Dedim ki bir tanesini size lazım olur. Uygulamalı örnek veriyorum. Öyle örnek veriyorum ki kafama geldiği gibi vermiyorum. Bana gelen sorulara da aynı zamanda onlara da cevap olacak. Dedim ki bak pastaneyle postanede tanışılan da ne koca olur ne karı olur yapma. Kaportasına bakıp evlenme. Abasıma mevvamı evlenme. Böyle olmaz. Bu sefer şimdi 6 ay sonra tabii maskeler bitiyor. Abi dokunma. O serbestse. Her şeyse. Abi böyle dedin ama utanıyorum şimdi sen. Abi şimdi ne yapacağım? Geçmiş olsun. Dünya ve ahirette. Ben sana dedim. Dünya ve ahirette seçiyorsun. Yani boşasan kafadan boşayamazsın ki. Kafadan atabilir misin? Bir sürü mesuliyetlerin altına girdin. Yapma dedim sana. Evim var mı? Muam. Abası var mı? Böylelikle evlilik olur mu? Ya. Ruha, ne diyor ustad? Kalbe mukabil kalp. Tamam. Abi soru olur. Dini de dini soru olur da parası soru olur niye demiyorsun? Uygulansın diye söylüyorum. Arkadaşlar meraklı fakat cazibeli elim. Böyle insanın ulvi latifelerini yutuyor. Yani öyle bir vakum ki eğer bir yere sağlam bir yerde bulunmazsan hiçbir fert tutunamaz. Fert istikrar istikamet bulamaz. Fert dönemi yoktur. İstekim kema ömirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Peygamberin üzerine bize söylüyor Rabbimiz. Ne yaptı peki? Ustad diyor ki bu asırda fert istikameti yoktur. Ferden hadi kafamdakini şey yaptım. Duygularımı ne yapacağım? Evi ne yapacağım? İşimi ne yapacağım?
Bir yerden beslenmemiz lazım. İstikametli bir gövde. Mesela Rüştü abinin örneğiydi. Çok hoşuma giderdi. Derdi ki, sandal var ya sandal. Denizde, okyanusta. Dalga oldu mu plap 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 oynar. 300 bin tonluk bir gemi düşün. Dalga vursa dalga geldiğine pişman olur. Şat diye o gemi dalgayı bir vurduğu zaman atar arkaya doğru. Hiçbir şey yapamaz ona. Çok ciddi şey lazım. Şimdi sandal dönemi değil. Gemide ol. İstersen ileriye yürü. İstersen gemide 300 metre uzunluğu da arkaya doğru yürü. Bisikletle dolaşıyorlar geminin içinde. Nereye yürürse ama gemide ol. Gemi lazım çünkü fırtına çok. Biz yüzemeyiz o suda. Gemiye binmek gerekiyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmek gerekiyor. Gemisiz gidemeyiz. Muhammed değil mi abi? Yani gemisiz nasıl yüzeceğiz o dalgada? Evet. Hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur-u uhreviye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insanı o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç, adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyi terk eder. Küçük dünyaya zarar olur ihtimaliyle. Yani zarar şu, kardan az olacak. Yalan ediyoruz, sözüne durmuyor, namazı terk ediyor, derslere gelmiyoruz. Koca gün gelmiş, geçmiş koca bir gün 10 dakika kitap okumuyoruz. Acayip acayip. Ondan sonra da mutluluk istiyoruz yani huzur istiyoruz bir peygamber gibi. Ahirette de cenneti merkezi gibi tahmin ediyoruz. Yani biraz şey geliyor ya. Bak bu sizden çıktığım zaman nereye gideceğim biliyor musunuz? Nereye? Gata'ya gideceğim. Entübe'ye girmiş. Allah kardeşimize şifa versin. Ben bir iki gün demiş doktor. Yani bir rica için belki görürüm diye. Bak ona da çok derdi. Allah'tan laf dinlerdi. Ya entübeye gitmiş o kardeşime gideceğim. Gece kaçta olursa. İçim yanıyor yani. Sonra yatağa düştüğü zaman demişti ki keşke sana uydum. Çok uydum ama hep uysaydım sana ya. Ama o kadar. Arkadaşlar fani gidiyor. Ezeli ve ebedi. Ezeli ebedi ne anlıyorsan, ezeli ve ebedi bir daha dünya dönüşmemek üzere sonsuz bir hayatın çekirdeğini oluşturuyoruz. Ne olur siz olun. İstikametli yerden kopmayın ki istikametten düşmeyelim. Tek başınıza istikamet yok. Cemaat içinde olacağız. Kitap okuyacağız. Fazla bir şey istenmemiş. Havada uçmak, suyun üzerinde yürümek denmemiş ki yapamayınca psikolojim niye bozulacak? Bir, namazımızı kılacağız. Akabinde tesbihat yapacağız. 5-10 dakika her gün okuyacağız. Haftada 1-2 gün dersi geçeceğiz. 7 kebair işlemeyeceğiz. Bu kadar. Diğer şeylerde, günahlarda yatarken tövbe edeceğiz inşallah. Bunu yapabilmenin, peki şartı nedir derslere gelebilmenin, kitap okuyabilmenin? Medyaya, sosyal medyaya bataklığından uzak durma nispetinde olur. Başka olmaz. Bunları yapabilmen, sen istiyorsun ya bir şey yapmak ama niye yapamıyorsun biliyor musun? O bataklıkta işte onda. Gücün yetmiyor. Mesela gücün ne demek yetmiyor? Şöyle yapayım. Kumanda elinde televizyonda kanal dolaşırken çek yatta düştün. O kadar enerjin sömürüldü ki kalkıp yatağa yatamazsın. Ancak ruh düşecek, yarım saat, bir saat orada dinleniyor zannediyor. Hayır. Elinden düşmüş he. Bir ceyran geldi. Ne kadar geldi biliyor musun bir yarım saat yatma? Yatağa gidebilecek kadar. Oraya kadar geldi. Ve böyle hayat olur mu? Mutfak, tuvalet, yatak, iş. İşe gidiyorum. Geliyorum mutfağa. Tuvalet, bir de kanepe. Kanepeye yatıyorum. Çek yatta. O televizyon, bu kanalı. Ondan sonra bitti. Var olan enerjiyi sömürdü. Bakarken, duyarken enerji gidiyor. Cep telefonla bir şey çekerken şekil çekiyor, ses çekiyor. Bitiriyor, batarya bitiyor. Ruh da bitti, çek yatta düştü. Nasıl gideceksin? Gitti hadi göreyim hadi yatağa. Giremez.
Bir yarım saat kendine geleceksin. Sonra oh yatağa kadar. Sabah tekrar. Dikdörtgen içinde. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgen içinde mezar oluyor. Ya değil mi? Yazık değil mi ya? Bunun sebebi arkadaşlar laf dinleyeceğiz. Ne olur Allah rızası için şu sosyal medya, şu cemiyetin pisliklerinden uzak durun. Uzak durun. Bulaşmayın. Düz okuyun biraz. Hayatı okuduk. Evet, insaniyetin yaşamak damarı. Hıfz-ı hayat cihazı bu asırda ne yaptık da buralara düştük sosyal şeye? İçerideki atamız için sayıyor. Bir, israfat ile bu hale düştük. İsraf. İsraf. O lazım, o lazım, o lazım, o lazım. Affedersiniz, lazımlık olduk. O lazım, bu lazım. Değil. Birincisi israf. İkincisi iktisatsızlık. Üçüncüsü kanaatsızlık. Dört, hırs. Ve bunların bir araya gelmesiyle bereketin kalkması bize nasıl fatura yansıdı? Fakru zarret, maişet ziyadeleşti. O ihtiyaç oldu, o ihtiyaç oldu. Ziyade şey yaptı, maişet bize direndi. O derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş, mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celbede de o derece nazarı dikkati kendine celbetmiş ki etna bir hacatı hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Bu acip asım, bu acip hastalığına, dehşetli marazına, ruhsal sıkıntısına, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Bir, israf. İsraftan uzak duracağız abiler. İki, iktisat. İktisat eden kanaat. Üç, kanaat. Kanaat nedir? El kanaat tükenzun la efta diyor ya hadiste. Yani kanaat tükenmez bir hazine. Kanaat, Allah'ın sana yaptığı muameleyi, sana ayırdığı rızık miktarına kanaat etmeli. Allah'a kanaat etmeli. Allah'a kanaat etmeliyiz. Bir daha söyleyeyim. Allah'a ve dinine kanaat etmeliyiz. Hırs, bereketin kalkması. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Şu abiler. Zengin kimdir, fakir kimdir? Onun tanımını yapayım bu çalıştığım için hulasa ediyorum. Zengin, malı mülkü çok olan, fakir malı mülkü olmayan değil İbrahim. Zengini söylüyorum. Talep, zengin söylüyorum. Talep azlığıdır. Talebi az. Fakir kim? Malı mülkü olmayan değil. Talep çokluğu. Koç sapancı düşün serveti. Ama öyle bir hedefi var ki, o hedefe göre şu mevcut hala fakir gösteriyor. İçinde fakir. Zavallı yani. İçini bir baksan, içine bir girsen, he inan. Ulan buna iki tane ekmek alıp vereyim ya. Öyle öylesi gelir sana. O kadar aç. O kadar aç. Demek ki zenginlik malı mülkü çok olmak değil, talep azlığıdır. Zengin. Neyi talep ediyorsak onun fakiriz. Uçak istiyorum. Ha fakir oldum işte. Uçağın fakiriz. Geçen hafta burada mı söylemiştim? Geçen hafta burada değildin abi. Ha değil mi? Ha tamam. X şehirden, o kardeşim belki ona gider. 74 yaşında bir insan, kim olduğunu bilmiyorum. Kendisi söyledi. Ben diyor gelinden aldım senin telefonunu diyor. Baba diyor ancak diyor bu senin bazı çareleri sunar. Ama dedi biraz dili keskindir dedi. Bunu sordu. Derse dedi rahatsız olmayacaksın demiş. Ben de demiş böyle adamı severim demiş.
Aradı. Bilmediğim numara olduğu için açtım. Dedi ki falanca aleyküm selam. Hep tenefis ettiriyorum sizi. Senin ne iş yaptığını biliyorum dedi. Dünyada dedi bir şeyin olmadığında söyledi gelin bana dedi. Senin telefonu aldım. Buyurun dedim. Dedi ki senin hayal edemeyeceğin kadar servetin var. Çünkü senin bir şeyin yok biliyor. Sana göre bana. Her şeyde yazdı kıştın var diyor. Yani lüks şeyler. Şimdi dedi X şehirde ormanın içinde de oturuyorum. İki elimle kahve fincanı tuttum. Ama kafamın içi ateş gibi yanıyor. Cehenneme dönüşmüş. Dedi ki her şeyim var. Niye ben mutlu değilim? Oysa ben mutlu olmak için bunları yaptım. Aynen. İçim gidiyor. Diyor ki elim iki elim fincanı tutmuş. Orman, hayal edemediğim bir ormandayım. Evim var. Yaman İsa ya. Dağ işte yani. Tuttum. Ama kafamın içi cehennem diyor. Mektubat 288 hatırıma geldi. Cehenneme gitmeden, bak gitmeden cehenneme gider. E gitmeden nasıl gider? Aha cehennem. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Oysa diyor ben mutlu olmak için bunları yaptım. Şimdi diyor hiçbiri seni hakim değilim, muktedir değilim. Çocuk ve torunlar. Özel hayatı da zaten 74 yaşında ne olacak? Hayat bitti. El fren çek, takoz koy. Soru şuydu. Her şeyim var. Niçin mutlu değilim? E dili keskin dedi. Dili keskin dedi şu. Hasan sana söyleyecek. Her şeyin var. Mutlu değilsin. Sebebi her şeyin sahibi senin aleminde yer olmadığı için, anlam katmadığı için, her şeyin sahibi sende olmadığı için sen mutlu değilsin. Olamazsın. Her şeyin var ama her şeyin sahibi sende yok. E oruç tutuyorum dedi. Senin dedim aleminde Allah ne ifade ediyor? Ne ifade etti? Ticaret yaparken, evlenirken, binerken, eş dost yaparken, edinirken Allah ne ifade ediyordu sende? Allah var mıydı? Her şeyin var ama her şeyin sahibi olan Allah yok. Olsan ne olur? Karın kada olsan ne olacaktı dedi. Ne yapabilirim? Ne yapabileceksin şimdi? El fırına çek. Takoz koy ama tabii öyle demedim. Ne yapacaksın şimdi? 74 yaşında ne yapacaksın şimdi? Ayak tutmaz, bel tutmaz, burun tutmaz, göz tutmaz, kulak tutmaz ve hiçbir şey tutmaz. Ne oldu yani 74 yaşına kadar? Şimdi kadar neredeydin? Ya böyle deniliyordu ama belki de gençler sağlıyorsunuz bu Hasan. Bak beyazlama, benim bu beyazlık dünyevi işlerle değil ha. 17 yaşından beri bu parkur değil. İtimat edin buna. Sonra pişman olmadan bak bugün gataya gideceğim şimdi. Entübeye girmiş. Öyle de yaşlı bir adam değil ha. Genç 48 yaşında bir şey. Ya kardeş laf dinleyin. Laf dinleyin sonra bir sistem ya. Eskileriniz babanın elinizde mi demiyor? Oğlum demiş kafanda bir mil var bir kayarsa. Yani düşüncemi kaydı mı? Düşüncelerinize dikkat edin. Hislerinize dönüşür. Hislerinize dikkat edin. Duygulara dönüşür. Duygulara dikkat edin. Latifeye dönüşür. Latifelere dikkat et. Kaderine dönüşür. Kader olur. Arkadaşlar, kardeşler bu dünyada kalacağımız kadar, ahirette bulunacağımız kadar ömrümüzü taksim edeceğiz. Çalışma demiyor. Ama ne olur ne derler diye alma, binme, ikide bir araba değiştirme, ikide bir telefon değiştirme, ikide bir. Hiç meşgul olma, sosyal medyadan uzak dur. Niçin yaratıldığını bil, ona göre çalış. Vücudun taştan, çelikten değildir diyor. Dünyaya niye geldiğini öğren, ona göre çalış diyor. Yani fazla bir şey dememiş ki. Hem de mutluluk burada. Bak benim ona göre hiçbir şeyim yok. Hakikaten bir şeyim yok ha, ağacım yok yani. Ama adam diyor ki, senin hayal edemeyeceğin kadar benim servetim var. Sen niye mutlusun? Ben niye değilim? Oysa mutlu olmak için yaptım bunu. Sen ciddi bir hakikati kaybetmişsin usta demiş. Ciddi bir hakikat. Sana mal mülk edilme denmiyor. Ama onu da Allah'ın dediği gibi kullan. Hizmet denince yaparlar birisi.
Burada bir vazife var. Ya ederler birisi, düşünürler birisi. Eseniydi birisi düşünür bakalım. Bakalım kim esecek. Ama bak ona laf dedim, kapattım, bitti. İşim kaldı mı? Yok. Ama şimdi adam entübede haberi yok. Ben oraya gideceğim. Orada dışarıda Kur'an okuyacağım adam. Bak içeride. Adam gibi yaşarsan, adam gibi dost edinirsen, adam gibi dostların olur. Seni de öyle uğurlarlar. Adam oluruz. Adam oluruz. Adam gibi yaşarsak adam gibi çevremiz olur. Söyleyen arkadaş, senin kim olduğunu. Peki onu yaptık, telefonu kapattı, bitti. Ama buna ne yapıyorum? Bak bu yer, bu saatte gideceğim. Dünya biliyor mu beni? Ya. Ama Allah biliyor. Tamam. Düz okuyup kesiyorum. Demek ki ha burayı bitirdik. Saatimiz de geldi. Evet 50 dakika oldu. Çok güzel. Bir. Talebimizi az yapacağız. Talebimizi çoğaltmayacağız. Talep çok olursa fakir oluruz. Talep azdı zengin oluruz. Ben merkezli, sen istediğini yapacaksın. Ne derler diye yaşamayacağız. İsraf yapmayacağız. İktisatsızlık yapmayacağız. İktisat yapacağız. Allah'a ve dinine, Allah'ın verdiği paya kanaat edeceğiz. Hastalıklar, musibetler, paraya, pula, dünya niye geldiğine lanet okumayacaksın. Amerikan filmlerindedir lanet alıştırmak için. Lanet olsun, lanet olsun hep böyle yaparlar. Oysa lanet eğer o layık değilse sana dönüyor. Allah'ın sana verdiği paya kanaat edeceğiz. Allah'a kanaat edeceğiz. Bir daha ağır bir söz ama Allah'a kanaat edeceğiz. Allah'ımıza kanaat edeceğiz. İktisat edeceğiz. İsraf yapmayacağız. Hırs etmeyeceğiz. Ahmet'in Mehmet'ine göre hayatımızı tanzim etmeyeceğiz. İstikametli bir cemaatin içinde de bulunacağız. Bir şey mi dendi? Yap işte. Senin için benim için denmiş. Ne yapacağız? Bak ders bitti. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Beş vakit namazını dikkat edeceğiz. Akabinde tesbihatı ihmal etmeyeceğiz. Yedi kebairi yapmayacağız. 5-10 dakika mutlaka günde Risalemizi okuyacağız. Mümkünse Kur'an'dan da evrat olacak. 7 kebairi yapmayacağız. 7 kebair neydi abiler? İçki, kumar, zina, katil, dine zarar verecek bidalara taraftar. Yani Allah düşmanlarını dost edinmeyeceğiz. Size bir müjde vermiştim 2-3 hafta önce. Ben kimim ki müjdemi? Onu naklediyorum. Ebu Davud'da geçiyor. Allah Resulü diyor ki, ümmetimin içinde çıkan Süfyan'ı Deccal'a diyor, düşman olana, dost olana, geçmiş hiçbir salih ameli ona fayda vermeyecektir diyor. Düşman olana diyor Şükrü, geçmiş hiçbir günahında muazze edilmeyecektir. Bütün günah onu alacak. Ondan daha büyük müjde olur. Paketledin gitti Abdullah. Demek ki 5 vakit namaz, tesbihat, 5-10 dakika lisan okuyacağız, 7 kebair yapmayacağız, haftada bir gün en az derslere gideceğiz, canı sıkılmışsa böyle Kur'an'da evrattayız, bu Kur'an'dan evradın olması lazım. Bu kadar. Vahir davahum, sorusu olan var mı abiler? Ya şurasını anlamadım, şu ne olur, şurası da izah edilse veya şurasını ben böyle mi anladım? Var mı sorusu olan? Yok. Allah razı olsun. Amin. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Kalan ömrümüzü kullandığımız ömürlerden daha hayırlı eylesin. Arkamızdan bizi dua eden, Kur'an okuyabilen nesiller nasip eylesin. İştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Bizi dünyada cemaatsiz bırakmadığı gibi berzahta, sekeratta, berzahta, haşirde, sıratta, cennette bizi birbirimizden ayırmasın. Allah'lığın hatırına bütün o geçmiş günahlarımızı, bizi sevenleri, evlad-ı yârlerimizin de günahlarını affeylesin. Amin. Evimize maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi ve arzi, bütün maddi hastalıklardan, manevi sıkıntılardan bertaraf eylesin. Amin. Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un
nurunu hakim eylesin. Amin. Vakir de vakumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.